Kasım ayı bitkileri. Azadiraktin etken maddeli tesbih ağacı. Ceylan gözü sardunya bir hafta önce çelikten çoğaltmıştım. Hüsnü Yusuf'un tohumları alındı. Kalanlar da döküldü. Hüsnü Yusuf'u yetiştirmenin en iyi yolu toprak, yerde yetiştirmek. Dökülen tohumlar sürekli çoğalıyor. Geçen haftalarda yine güllere boraks ilaçlama yaptım ama yapraklarında sararma yaptı. Sanırım seyreltme az gelmiş. Daha fazla su eklemem gerekiyordu. Güllerden kök ayırma yaptım yine Kasım ayında. Bu sene hava çok sıcak olduğu için Kasım patılar hep hastalık buldu. Unlu bit oldu. Gelişimleri çok aksadı. Buna rağmen oldukça dayanıklılar ve gelişmek için oldukça fazla dirayet gösteriyorlar. Evcil hayvanlarımın kırdığı sardunyalardan yeni çeliklemeler yaptım. Kök atarken bazı yapraklarını sarartıyor. Onları da anaç bitkiden uzaklaştırıyorum. Burada yaşam mücadelesi veren ama çok fazla unlu bit olan bir kalanşo var. Onun da olabildiğince yapraklarını buduyorum. Hastalıklı kısımları ana bitkiden uzaklaştırıyorum. Burada kekik ve biberiye var. Ara ara bunları da budama yapıyorum. Nergislerimiz çıktı. Meksika petunyaları olabildiğince büyüdü. Ölen kedimin aynısı. Çok ilginç. Burada lif kabakları var. Bu sene sıcaklar hızlı olduğu için ve çok kuvvetli olduğu için geç çiçek açtılar ve kuruması gereken zamanda kurumadılar. Hala yeşil. Şimdiye kurumaları gerekiyordu Kasım ayı itibariyle. Burada çok güzel bir ambiyans oldu. Mor ve sarı. Yer elması da rüzgardan köklendi. Itırlarım yağmurla güzelleşti. Latin çiçeği. Mazı tohumları. Murt. Ve kadife çiçekleri. Kadife çiçeklerini Mart ayı gibi ekiyoruz. Sonbahara kadar çiçek açıyorlar. Ama bu sene geç kaldılar. Begonvil'de artık budanacak. Boris ne haber? Ne yapıyorsun? Ha? Böyle kabadayı kabadayı geziyorsun sokakta çocuğum, evladım. Hı? Oh, tatlı surat. Tatlı surat. Çiçeklerimiz böyle. Burada seyreltilecek bir kabak var. Burada petunya, sardunya ve muhtemelen bu da kabak. Bunu seyrelteceğiz ki diğer bitkiler daha iyi gelişsin.